Gülki neşelen. İşte Pocoyo. Merhaba Pocoyo. Ne oldu Pocoyo? Canım. Anlaşılan Pocoyo bugün hiç havasında değil. Neşelen Pocoyo. Bak Pocoyo. Yüzünü güldürecek biri şu anda bu tarafa doğru geliyor. Baksana Pocoyo. Senin arkadaşın. Hangi arkadaşının geldiğini Pocoyo'ya lütfen siz söyler misiniz? Ahtapot geldi. Ahtapot. Doğru söylüyorlar. Merhaba Ahtapot. Maalesef Pocoyo'nun canı bugün biraz sıkkın Ahtapot. Yardım eder misin? Ahtapot, başardın, Pocoyo'yu neşelendirdin. Aferin sana. Eli, ne kadar da güzel dans ediyorsun. Şimdi de Ellie'nin morali bozuldu. Pocoyo'nun kahkahası yüzünden güzel dansı bölündü. Neşelenmeden asla dans edilmez. Yine başardın. Aferin sana Ahtapot. Ellie'nin neşesi tekrar yerine geldi. Pato da burada. Şimdi anladım. Şapkan aşağı düşüp gözlerini kapatmış. Şimdi onu çıkartamıyorsun. Canım Pocoyo. Pato, Ellie ile senin ona güldüğünüzü sanıyor. Anladın mı? Çok güzel Pocoyo ve Ellie. Ama Pato hala normal haline dönmedi gibi görünüyor. Pato'yu ne neşelendirebilir? Pato'yu neyin ya da kimin neşelendireceğini Pocoyo ve Ellie'ye siz söyleyebilir misiniz? Ahtapot! Çok iyi fikir. Ahtapot'un onu güldürmek için yapabileceği bir şey olmalı. Bir tüy mü? Bu Pato'yu nasıl güldürebilir? Yine başardı. Pato'yu en sonunda güldürdü.
Gördüğünüz gibi gıdıklanmak Fato'yu güldürdü. Çok zekice bir fikir Ahtapot. Aa, şundan eminim. Ben de işe yaramaz. Ben hayatta gıdıklanmam. Anlıyorum. Evet, anlıyorum. Ay, çok gıdıklanıyorum Ahtapot. Tamam Ahtapot, yeter. Bence bu kadar yeter. Teşekkürler Ahtapot, yeter. Kes şunu lütfen. Gülmek gerçekten harika bir şey. Dünyanın en güzel şeyi. Hatta yani canınız ne kadar sıkkın olsa da... Aferin. Aferin size Ahtapot ve Pocoyo. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görünmez Pocoyo. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Hikaye kitabını beğendin. Aa, bu ne böyle? Vay, bu kocaman turuncu düğmesi olan bir oyuncak. Ne yaptığını gördün mü? Ağaç kayboldu. Geri geldi. Ne muhteşem bir oyuncak. Pocoyo görünmez bir salıncağa binmiş sallanıyor. Görünmez bir araba. İşte bu komik oldu. Ne kadar eğlenceli. Olamaz. Merhaba. Evet, çok eğlendiğim belli. Ellie'ye göstereyim. Harika bir fikir Pocoyo. Ellie, Pocoyo'nun sana göstereceği muhteşem bir şey var. Aa, çay partinle çok mu meşgulsün? Pato'ya göstereyim. Pato, baksana. Pato. Pato ya. Hepinize. Bir fikrin mi var? Olamaz. Pocoyo, görünmez oldun. Bu oyuncak seni de görünmez yapabiliyor. Ah, hayır. Bak Eli, senin bebeğin yapmadı. Sandviçi kimin yediğini Eli'ye söyler misiniz? Pocoyo, sandviçi Pocoyo yedi. Ah,
bile bize inanmıyor. O kaykaya binen sen misin Pocoyo? Sulama kabını kimin hareket ettirdiğini Pato'ya söyler misiniz? Pocoyo hareket ettiriyor, Pocoyo! Pato elinin yaptığını düşünüyor. Bak Pocoyo, yeterince sorun çıkartmadın mı? Şimdi neyin peşinde? Bak Elin, korkmanıza hiç gerek yok. Gerçekten. Pocoyo'ya Pato ve Ellie'nin artık neden korkmadıklarını söyler misiniz? Seni görebiliyorlar. Ellie, Pato, Pocoyo sadece yeni oyuncağıyla biraz eğlenmek istedi. Ayrıca onu ikinizle de paylaşmak istedi ama siz çok meşguldünüz. Ne oldu Ellie? Bir fikrin mi var? Yeni bir oyun mu diyorsun? Neymiş o? Ah hayır. Bu gerçekten çok acayip. Ve ayrıca çok da komik. Yaşasın yeni oyunlar. Aferin size anlaşan arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Acaba Pocoyo bugün nerede? Oh, Pocoyo! Pocoyo, ödümü koparttın. Anladım. Bu senin yeni oyunun değil mi? Çok komik. Şimdi nereye gitti? Beni yine kandırdın. Bunu hiç beklemiyordum. Şimdi ne planlıyorsun? Ama Pocoyo... Sanırım Pocoyo hepinizin onunla birlikte bö demenizi istiyor. Hazır mısınız? Bir, iki, üç, bö! Ama Pocoyo, herkes bö oynamaktan hoşlanmaz. Lula'ya da bö yapmayacaksın, değil mi? Hayır. İyi. Hayır. Zavallı Lula. Bunu düşünme bile. Hayır. Pocoyo'nun yeniden bunu yapmasını mı istiyorsun?
Gerçekten çok eğleniyorsun değil mi? Hayır Pocoyo. Pato'nun ne kadar hassas olduğunu biliyorsun. Belki de bunu... Ah Pato, bu çok korkutucuydu. Olamaz. Ortalıkta yok. Ah, işte bu. Güzel, rahatlatıcı bir banyo. Denizin dibi. Burada biraz sessizlik ve huzur bulabilirsin Pato. Ne kadar yorucu. Aa, evet. Su. Ama Pato, sence de bu işi biraz fazla abartmıyor musun? Zavallı Pato. Biriniz Ellie'ye Pato'nun neden bu kadar korktuğunu söyleyebilir mi? Onu korkuttu. Pocoyo onu korkuttu. Hepimizin bö demesini mi istiyorsun? Tamam. Hazır. Bir, iki, üç. Pocoyo, şaka kaldırabilmek önemlidir. Eğer bö diyeceksen, başkalarının da sana bö demesine izin vermelisin. Bö denmesi o kadar da kötü değil. Hatta oldukça eğlenceli olabilir. Pato, sen de bö diyebilirsin. Bu kez de beni korkuttunuz. Yaşasın Pocoyo, yaşasın Pato, yaşasın oyunlar. Bu da iyiydi değil mi? Hoşçakalın, görüşmek üzere. Kulağımdaki sesler. İşte Pocoyo, Ellie ve yavru kuş. Merhaba. Merhaba. Ellie bir kitap okuyor. Sen ne yapıyorsun Pocoyo? Yapacak bir şey bulamadın mı? Sıkılıyorum. Aa, öyle deme. Her zaman eğlenecek bir şey vardır. Oynayacak bir şey bulsana. Top oynamaya ne dersin? Oyna, 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 oyna. Vay. Sen ne dersin Ellie? Top oynamak ister misin? O neydi? O sesi neyin çıkardığını Pocoyo'ya söyler misiniz? Kutusundaki top. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ne kadar ilginç bir ses çıkarttı. Elinde ne var Pocoyo? Daha çok ses. Muhteşem. Harika. Biz de onlarla el çırpalım mı? Merhaba Pato. Gel birlikte patırtı yapalım. Uyumaya mı çalışıyordun? Çok
çok sessiz olacağız. Eli, Pocoyo. Sizin müziğiniz güzel ve neşeli. Ama Pato uyumaya çalışıyormuş. Özür dileriz Pato. Bakın, bunlarla sessizce oynanır. Eli, onu yapmasan. Olamaz. Dur. Çocuklar. Pato'nun neden uyuyamadığını arkadaşlarımıza söyler misiniz? Gürültüden. Çok gürültü yapıyorlar. Çok ses çıkartıyorlar. Bak, bir daha olmayacak Pato. Sessiz sakin duracağız. O ne öyle? Bir radyo, telefon, televizyon, çamaşır makinesi, çalar saat. Bunlarla ne yapacak? Olamaz. Pato'nun duyamayacağı kadar uzakta olabilirler. Olamaz. Dinle Pato. Galiba yine aynı şeyi yaptık. Zavallı Pato. Şimdi nasıl uykuya dalabilecek? Bu da ne? Ninni. Anladım. Demek Pato'yu müzik eşliğinde uyutmak istiyorsunuz. Birlikte üçe kadar sayalım. Bir, iki, üç. Pocoyo! 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 Kusura bakma. Bu pek yatıştırıcı olmadı galiba. Ama onları suçlayamazsın Pato. Gerçekten denediler. Belki de sessiz oynamayı öğrenmek için yardım gerekiyor. Orkestra şefi mi oldun Pato? Muhteşem. Pato. Pato. Artık uyumak istemiyor musun? Hayır. Tamam. Yaşasın birlikte müzik çalmak. Yaşasın birlikte eğlenmek. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bas Pocoyo. Merhaba Pocoyo. Gel. Oraya mı? Pekala. Anladım. Bize bir sihir yapacaksın.
Harika. Ellerinde bir şey yok. Çok güzel. Bak. Ne? Oraya mı? Bir şey göremiyorum. Aa, anladım. Kafanın üstündeki o görüntü oraya şeyle geldi. Sihirle. Seç. Pekala, bir kart seçeceğim. Sonra sihirle hangi kart olduğunu söyleyeceksin. Bakalım. Ben balonu seçiyorum. Pokoyo'ya söylemek yok. Tamam Pokoyo, ben bir kart seçtim. Çok heyecanlı. Hangi kartı seçtiğimi bilirsen gerçekten sihirbazsın. Oh, pardon. Evi mi? Bunu seçip seçmediğimi Pokoyo'ya söyler misiniz? Hayır, bu değil. Evi seçmedi. Tekrar dene. Araba mı? Araba mıydı, değil miydi? Siz söyleyin. Hayır, balonu seçmişti. Ben balonu seçmiştim Pokoyo. Çok üzgünüm. Bozulmuş. Ha, elbette. Kartlar bozulmuş. Hayır! Pokoyo, sihirbaz değilsen onun eşyalarıyla oynamak tehlikelidir diyor. Dokunmamak gerek. Ellerinde bir şey yok. Harika! İşte sünger bir top. Yok oldu. Aa, onu yok mu edeceksin? Üfle. Gerçekten heyecanlı. Pokoyo? Hala orada. Yok. Yok olması için topa üflememizi istiyorsun. Pekala, birlikte üfleyelim. İşe yaradı. Pokoyo, işe yaradı. Peki, nereye gitti? Evet, görüyorum. İşte oraya takılmış. Evet, Pokoyo, biz topu bulduk. Devam etmeni istiyoruz Pokoyo. Numaran herkesi eğlendirdi. Abraka. Abra. Müthiş. Harika. Gerçekten komikti. Bak, özür dilerim. Pokoyo ama... Bu harikaydı Pokoyo. Senin gördükleri en komik sihirbaz olduğunu söylüyorlar. Planlanıyor. Ve herkes biliyor. Biri hariç. Herkes özel bir şeye hazırlanıyor Pokoyo. Belki katılmak istersin. Hayır. Anlıyorum. Numaraların istediğin gibi olmadığı için üzgünsün. Sihir yok. Evet, sihir olmayabilir. Ama bence bugüne dek gördüğüm en komik numaralardı. Şeyler duyuyorum. Etrafına bak Pokoyo.
Herkes dünyanın en komik sihirbazının gösterisini izlemeye gelmiş. Gerçekten herkes gelmiş. Ne dersin Pocoyo? Bir numara yapsan? Evet, Pocoyo'yu alkışlıyoruz. Dünyanın en komik sihirbazı. Aferin sana Pocoyo. Kendini böyle iyi hissettiğin için aferin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sinsi ayakkabılar. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Merhaba Eli. Ve merhaba Pato. Oh, anladım. Yarışacaksınız. Çok eğlenceli. Hoppa. Pekala. Herkes hazır mı? Üçe kadar saydığında herkes başla diye bağıracak, tamam mı? Bir, iki, üç. Başla. Ve işte kazanan Pocoyo. Pato atlama yarışıyla devam etmeye hazır. Aferin Pocoyo. Mükemmel atlayış Pato. Sanırım kazanan kişi belli oldu. O da ne? Şanssızlık. Eli kazandı. Olamaz. Pato çok huysuz bir mağlup. Bu da ne? Bunlar çok süslü koşu ayakkabılarına benziyor. Denesene Pato. Güzel. Vay canına. Aa, hayır Pato. Sanki bu ayakkabıların kendine ait bir aklı var. Görünüşe göre onları kontrol altına aldın Pato. Vay canına. Pato onunla küçük bir yarış yapmak isteyip istemediğinizi soruyor. Pekala çocuklar, yine katılın. Hazır, bekle, başla! Pato kazandı. Evet Pato, biliyoruz. Galip sensin. Sanırım galibi şimdiden ilan edebiliriz. Pato kazandı. Artık seninle yarışmak istediklerini sanmıyorum Pato.
Eli müthiş ayakkabılarını fark etti. Ayakkabılar sanki onları ayağından çıkarmanı istemiyor. Bu ayakkabılar kontrolden çıktı. Aferin size yavru kuş ve tırtıl. Başardınız. Sanırım bugün burada çok önemli bir ders aldım Pato. Hiçbir şey için kandırmaya değmez. Oya! Mükemmel bir fikir Pocoyo. Ne diyorsunuz? Ayakkabılar Pato'nun olmalı mı? Hayır, olmasın. Aferin sana. Yaşasın Pato. Yaşasın adil oyun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Pocoyo'nun kukla gösterisi. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Dur. Bu da ne? Aa, hayır hayır. Öbür taraf. Hayır. Bu şey öbür tarafta. Aa, şimdi. Pocoyo'nun nereye bakacağını siz söyler misiniz? Çok doğru. Bu minicik bir tiyatro. Olamaz. Bu nedir? Bir kutu mu? Vay canına. Hadi bakalım. Bu sensin Pocoyo. Pocoyo'nun bir kuklası. Acaba Pocoyo şu anda ne yapıyor? Ben Pocoyo'yum. La 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 la. Hem kuklacı hem de izleyici olmak gerçekten zor bir iş Pocoyo. Sence izleyici olarak birkaç arkadaş olsa iyi olmaz mı? Bence kuklanın düşmesi çok hoşlarına gitti Pocoyo. Harika! Hep birlikte kuklacı Pocoyo'yu alkışlayalım olur mu? Eli, Pato, yavru kuş ve tırtıl size bir şey gösterecek. Bu gerçekten hoşunuza gidecek. Sensin Eli. Ne kadar güzel görünüyor.
Vay canına, sana bak. Bence yeni bir gösteri istiyorlar Pocoyo. Şuna bak. Bu gösteride sanki bir uzay serüvenine çıkmışız. Aa, anladım. Bu serüvene Pocoyo liderlik ediyor. Bravo. Oo, bakın. Bir uzaylı. Bato ile Eli ne kadar da çok korktu. Uzaylılar Pocoyo'yu kralları yaptı. Eli ile Pato bu öyküyü pek fazla beğenmedi. Kral Pocoyo. Eli. Pato. Görünüşe göre Eli ile Pato sana biraz dargınlar. Pocoyo'ya arkadaşlarının ona neden dargın olduğunu siz söyler misiniz? Çünkü dalga geçti. Umursamıyor musun Pocoyo? Aslında umursuyorsun değil mi Pocoyo? Pocoyo ciddi değildi. Pocoyo çok üzgün. Herkes yine arkadaş mı? Yaşasın güzelce oyun oynamak. Özür dilerim. Ve yaşasın güzel oyunlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Pocoyo'nun topu var. Şuraya bakın. Pato ve Pocoyo orada. Merhaba Pocoyo. Merhaba Pato. Merhaba. O ellerindeki nedir? Bunun ne olduğunu bilen var mı? Bir top. Evet, bu bir top. Ve çok güzel bir top. Kıpkırmızı ve çok iyi zıplıyor. Bu yeni mi? Galiba yavru kuş da topu çok sevdi. Merhaba yavru kuş. Yeni bir top kadar güzel bir şey yoktur değil mi? Evet, Pocoyo, Pato, galiba yavru kuş da sizinle oynamak istiyor. Zavallı yavru kuş. Pocoyo ve Pato onun top oynamak için çok küçük olduğunu düşünüyorlar. Thank you.
yapacaksın Pokoyo? Nereye gitti acaba? Hı? Yavru kuşun nerede olduğunu Pato ve Pokoyo'ya söyleyebilir misiniz? Ağacın üstünde. Olmaz. Uçup gidiyor. Şimdi topunuzu nasıl geri alacaksınız? İyi düşündün Pokoyo. Uçak kuş. Pokoyo. Yapma. Ağlama yavru kuş. Pokoyo'yla Pato'ya yardımcı olabilir misiniz? Yavru kuşun yeniden mutlu olması için Pokoyo ve Pato ne yapmalı? Onu da oynatsınlar. Yaşasın! Gördünüz mü? Yeni bir toptan çok daha güzel şeyler var. Bir arkadaşı mutlu etmek en güzeli. Evet, artık üçünün de bir topu var. Aferin Pokoyo'ya. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Pokoyo'nun minik arkadaşı. Merhaba Pokoyo. Merhaba. Bu yerdeki de ne Pokoyo? Bilmiyorsun. Ne olduğunu Pokoyo'ya siz söyler misiniz? O bir tırtıl. Bulduğu şey bir tırtıl. Bu bir tırtıl. Bakın Eli geliyor. Ah, dikkat et. İyi ki araya girdin Pokoyo. Anlaşılan küçük arkadaşınla birinin ilgilenmesi gerek. Thank you.
yapraklar minik tırtılın ilgisini çekti. Bakın, tırtıllar yemeği çok sever. Aa, Pato'nun önünde ne güzel bir pasta var. Hey, nereye gitti? Bu tırtıl çok da iştahlıymış. Şimdi sırada ne var Pocoyo? Masa mı? Tırtılın onu yiyeceğini sanmam. Yedi. Gerçekten çok açmış değil mi? Kitaplara da çok düşkünmüş. Kusura bakmayın Pato, Eli ama Pocoyo'nun minik arkadaşı doymak nedir bilmiyorum. Anlaşılan minik arkadaşın buradaymış. Tırtıl mı? Biliyorsun Pocoyo, bunca şeyi yiyen tırtıl arkadaşın değişim geçiriyor. Evet, kendisi için bir koza hazırladı. Koza mı? Evet, koza denen şey içinde dinlenebileceği büyüklükte bir tür uyku tulumu. Öyle bir şey görüyor musun Pocoyo? Evet Pocoyo, arkadaşın içinde. Teşekkürler Doktor Pato. Minik arkadaşın kozadan çıktığı zaman Pocoyo, şöyle söyleyeyim. Geçirdiği değişim seni epey şaşırtacak. Ha? Ah, o da neydi? Galiba Pocoyo'nun arkadaşını görüyoruz. Pocoyo'nun minik arkadaşının neye dönüştüğünü siz söyler misiniz? Kelebeğe! Güzel bir kelebeğe! Evet, o minik tırtıl neye dönüştü? Bir kelebeğe. Evet Pocoyo, arkadaşın bir değişime uğradı. Kelebekler de acıkmaz mı? Evet Pocoyo, arkadaşın değişim geçirdi ama iştahı hala eskisi gibi. Senin de hala iyi arkadaşın. Aferin sana Pocoyo. Görüşmek üzere. Pocoyo, Pocoyo. Aa, işte arkadaşımız Pocoyo. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Bugün ne yapacaksın? Pocoyo oynayacak. Harika. Evet, tabii ki oyundan daha güzel bir şey olamaz. Peki,
Kiminle oynayacaksın Pocoyo? Arkadaşlar. Etrafında şu an kimseyi göremiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok ilginç. Sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Galiba oynayacak yeni bir arkadaş buldun. Peki sence o kim Pocoyo? Pato. Pato? Pocoyo. Pato. 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 Peki siz ne düşünüyorsunuz? Pocoyo'ya yardım eder misiniz? Pocoyo'nun her dediğini tekrarlayan Pato mu? Hayır, Pato değil. Evet, o kesinlikle Pato değil Pocoyo. Peki sence o sesin sahibi kim? Ellie! Kusura bakma Pato. Eli kaykayla ne kadar güzel kayıyor, değil mi? Eli! 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 Eli de değilmiş ha Pocoyo. Arkadaşının kim olduğunu çok merak ettim. Arkadaşlar. Ah Eli. Bak aslında Pocoyo ona kimin seslendiğini bulmaya çalışıyor. Biliyor musun? Merhaba. Pocoyo. Şşşt. Şşşt. Sen kimsin? Sen kimsin? Pocoyo. Pocoyo. Evet. Evet. Kimsin sen? Kimsin sen? Pekala Pocoyo. Onun kimin sesi olduğunu beraber bulalım mı? Pekala. Bir daha seslensene. Merhaba. Merhaba. Pocoyo. Pocoyo. Bunun kimin sesi olduğunu Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Haklılar. O ses Pocoyo'nun sesi. Bazen bazı yerlerde ses çarparak geri döner ve sen kendi sesini duyarsın. Buna yankı denir. Yankı? Evet, öğrendin. Bir daha dene. Yankı! Yankı! Evet. Ve yankı muhteşem bir şeydir. Ayrıca onunla birçok güzel oyun oynanabilir. Pocoyo! Pocoyo! La 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 la! La la la!
Anlaşılan Pocoyo bugün oyun oynayacak bir arkadaş buldu. Pocoyo'ya aferin. Ve Pocoyo'ya da. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.